Sizin bu üniversite sonrası mıydı bu, yani bu ders halkasında bulunma döneminiz? Hani o dönemle Evet, ilgili de belki üniversite sonrasıydı konuşabilirsiniz. öyle. Üniversiteyi bitiriyorsunuz. Ondan sonra Altunizade'de 2 yılım. 2 yıl Evet. Hazirator'da Özefendi'de. bulundunuz. Hangi derslerine katılıyordunuz? Ya normalde temel okuma şeyleri oluyordu hocam. Yani temel İslam bilimleriyle ilgili dersler oluyordu. Biz gittiğimizde belagatla ilgili okuma hemen hemen hepsinden vardı. Mehmet Zihni Efendi'nin şeyle ilgili Arap diliyle ilgili kitabı okundu. Ondan sonra Elmalı Hamdi Yazır okundu. Tefsir olarak. Tefsir olarak onu okunuyordu. Şöyle yapıyorlardı. Elmalı Hamdi Yazır hem okunuyordu hem de birisi o sayfayı hazırlayıp farklı tefsirlerden tefsir yazıyordu. Onu şey yapıyorlardı. Okunuyordu orada. Şey okunuyordu. Hadisten ismini unuttum hocam. Kütüb-i Sitte'den Yok, Kütüb-i onu Sitte'de değil. oluşturan kitaplardan İbni biri Hacer okunuyordu İbn hocam. Hacer, evet. İbni Hacer okunuyordu. Öyle. Farklı dönemde işte farklı şeyler Arapça okunuyordu. olarak okunuyor bu. Arapça olarak okunuyordu. Arapça zaten okumadan önce şu bir de Ezberliyor muydunuz? muvafakat okunuyordu. Şatibi bu da daha çok fıkıh usulü üzerine bir eser. Bunlar okunuyordu ama hadisten önce İbni Hacer'den önce normalde böyle bir 15-20 dakika şey okunurdu hocam. Hatta dersin kendisinde okunurdu. Hadisin ricali okunurdu. Yani Hazreti Ayşe ile ilgili ne söyleniyor her hafta yani her hadiste okunurdu bu. 2 yıl boyunca siz onu defalarca dinlemiş Bir oluyordunuz şey sadece. merak ediyorum. Yani bu normalde hani bir ders alınca veya bir eğitim görünce bunun bir sınavı, imtihanı olup öğrenip öğrenmediğiniz test ediliyor. Orada öyle bir şey var mıydı yoksa dersi sadece dinliyorsunuz? Yok hayır Bu nasıl bir test ediliyor? dersleri siz hazırlıyorsunuz hocam yani Ama ders halkasında tabii birçok kişi tabii var. birçok kişi Sırayla hazırlanıyor, öyle mi? sırayla herkes çalışıyor hocam yani derslere o akşamdan yani orada boş vaktiniz olmuyor hatta ciddi söyleyeyim akşam gece geç vakitlere kadar dersi hazırlayıp sunmakla meşgulsunuz başka bir şeyiniz olmuyor amacınız olmuyor yani. Onu yapınca da dolayısıyla konuyu öğrenmiş Öğrenmiş oluyorsunuz. Bir oluyorsunuz. daha kıdemli bir Var talebe gibi bir tabii. şey oluyor, değil mi? Yani öyle bir Orada konumda. genelde sıradan okunuyor hocam. Baş tarafta işte ilk gidenler oluyor. Daha sonra hani sırasına göre, yıl şeyine göre devam ediyordu. Hoca Efendi'nin müdahalesi nasıl oluyordu? Yani o ders anlatılma sırasında, takdim sırasında. Psikolojisine göre değişiyordu. Çok açıkça Öyle söyleyeyim. mi? Evet. Bazı günler hani çok şey olduğunda, rahat olduğunda yani çok katkıda bulunuyor. Söylediğim gibi kendisi yani bilgi manasına bir şeyi yok hocam. Sınırsız Tam donanımlı yani zaten. demek biraz bir şey ama o temel İslam bilimlerinin hepsinde çok genç yaşta zaten zirveye ulaşmış ve çok metinlerde zaten ezbere biliyor. Siz Buhari okurken bu hadis ileride şurada 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 gelecek tekrar falan diyor zihinden size onları. Evet. Öyle bir şeyi yani bu şekilde bir bilgisi var. Hani Buhari'yi okumuş falan değil. Buhari'yi en az yani 5-6 defa okutmuştur şerhini okuyacağım. Okumayı bırakın 5-6. Okutmuş da bu arada. Evet tabii Evet. tabii Buhari şerhini kaç defa okuttu bilmiyorum yani öyle. Evet. Okuma değil, okutma meselesi. Evet. Çoğu ilahiyatçı Buhari'yi bile baştan sona okumamıştır hocam. Onu Evet. Onlar söyleyebilirsiniz. bazısı işine gelen hadisleri alıyor, gerisini. Evet, Abdülhamit'in de öyle bir şey yaptığı söyleniyor. Ona Söyleyeyim mi? girmeyelim. Girmeyelim Evet, öyle. oralara girmeyelim.